Hepinize merhaba arkadaşlar. Ya yine mi aynı yer diyeceksiniz ama evet yine aynı yer ama biz seviyoruz burayı. Buranın atmosferi olsun. Ne bileyim alıştık belki ondan. Alıştığımız şeyi de seviyoruz biliyorsunuz. Neyse. Bugün arkadaşlar okullar arası Muay Thai İzmir şampiyonasındayız. Kazanan arkadaşlarımız Türkiye şampiyonasına gidecekler. Burada bakın ısınıyorlar görüyorsunuz. Şimdi yanında Umut Koçer'in maçı var. Evet geldi buraya. Hep sordunuz Umut Koçer okullar arasına geliyor mu geliyor mu diye. Ve geldi. Evet. Umut kaç maç kaldı? 8 mi 7 mi ne öyle bir şey kaldı hocam. Kazanırsan Türkiye'ye gidecek misin? Gideceğim hocam. Hoca gönderecek. Müdür. Neydi müdürünüzün ismi? İrfan Acar. İrfan hocam. Bakın. Göndereceğim demişsiniz. Söz vermişsiniz. Bu videoda kanıtladık artık. Katılırsa artık gönderiyorsunuz. Hocam siz de gelecektiniz. Evet İrfan hocamızı da bekliyoruz. Gelsin o da tabii ki. Spora destek veren herkesi seviyoruz arkadaşlar. Spor çünkü bir milletin, bir kültürün böyle kendini gösterebildiği, yarıştığı tek dal diyebiliriz. Yani sanatta falan öyle çok yarışamıyoruz ama sporda gerçekten kendimizi ifade edebildiğimiz bir dal yani arkadaşlar. Neyse bunları da böyle çok şey yapmayalım. Şimdi maç var, ısınıyor. Birazdan kapalı falan da tutacağım Umut'a. Ve Umut'un düşüncelerini alalım. Alt gençler artık başladı. Milli takım falan başladı. İnşallah güzel bir sana kariyer çiziyoruz yani. İnşallah güzel şeyler yapacağız. Şimdi bugünkü maçında Umut'tan istediğim bir olay var. Nedir? Dirsek hocam. Dirsek. Knockout istedik ama olmasa da knockout. Dirsek böyle net dirsekler görmüştüm. Çünkü yıldızken çok fazla dirsek çalışmıyorduk ve atmıyorduk da maçlarda. Ama artık alt gençlerin dirsek ve kafaya diş dönemimiz başladı. Ya dirsek ya kafaya diş. Tamam hocam. Bunu göreceğiz. Yapacağım hocam. Söz hocam. İyi bakalım. Sen şimdi... Hocam maçta hatırlatır ama bağırırım ve unutuyorum. Ben sana söyleyeceğim. Ben sana böyle hareketi çaktığım zaman sen yap. Tamam hocam. Tamam. Hadi sen birazdan alışın bakalım. Maça çıkıyoruz arkadaşlar. Maç vaktimiz geldi. Bakalım Umut'un da ilk lişeler arası, okullar arası maçı olacak. Hocam. Tamam. Gel. Puan bende olsun. Tamam mı? Sert dövüş, net dövüş. Hakan siz atladı ama. Evet, aferin. Oo, güzel. Aferin. Düz. Şimdi. Oo! Şimdi. Umut, dişle. Kafadan destekli. Destek al. Şimdi. Alttan vur dönerek. Güzel gidiyor bir şeker. Sadece çok fazla belli değil. Yani çözülüyorsun, şöyle yapıyorsun zaten belli oluyor orada. Çok belli olmadan yani dursan patlayıp çat diye vursan bir tane. Ay kapatın!
Süpermen'le şimdi. Aferin. Unut. Unut. Süpermen'e dirşekle atacaksın oğlum, dirşekle. Şimdi dirşekle. Şimdi. Hocam buraya da... Arkadaşlar maçımızı bitirdik. Ve bugün final maçları var. Dün çekemedik maç sonrası bir röportaj tarzı bir konuşma. Çünkü şu gördüğünüz mikrofonumuzun şarjı bitti. Ve bu hafta o kadar yoğun geçiyor ki benim için. Gerçekten bitmek tükenmek üzereyim ve daha önümüzde 3-4 gün var bu haftanın bitmesine ve full maç ve yoğun olduğumuz bir program var. Başımda bir sürü kazalar geldi, bir sürü böyle sıkıntılar geldi. Ne olduğunu anlamadık. Vallahi bir şöyle bir Mahmut Efendi'ye falan gidip bir kurşun falan döktüm biz artık en son arkadaşlar. Vallahi tek çözüm o gibi duruyor. Neyse bunlardan kaynaklı vallahi gerçekten kamera o bu hiç ilgilenemedim arkadaşlar. Bunda şarjı uzun gidiyor normalde. Ona eş geçmiş demek ki. Maçtan sonra bir baktık açtık şarjı yok. O şekilde kecememiş olduk. Neyse ne konuştuk maçtan önce? Dedik ki döner dirşek. Hatta döner demek dirşek dedik knockout. Yani aslında şöyle falan bekliyordum ama abi Umut Koçer döner dirşek falan attı. Knockout tam döner dirşekten gelmedi ama hakem aslında şayabilirdi orada, çocuğun gözleri falan döndü. Yine de bilmiyorum artık sizce dediğini yaptı mı, yerine getirebildi mi artık, yorumlarda yazarsınız arkadaşlar. Evet Umut'cum, sen ne düşünüyorsun? Hocam maça çıkmadan önce dirsek falan konuştuk. Onları yapmaya çalıştım. Tam böyle Muay Thai gibi dövüşmeye çalıştım. Olduysa oldu diye, yani olmadıysa olmadı deyin. Bizim Umut'la şöyle bir ritüelimiz var. Uzunca zamandır beraber antrenman maç yaptım için. Yani Umut şu kadar falan yani yanıma geldi. Şimdi maşallah boyuma geldi. İnşallah daha da uzar bizi de yeter. Böyle artık maçlarda benim sözümü dinliyor mu dinlemiyor mu test etmek için böyle başladık. Dedik ki mesela bak oğlum sen şunu diyeceğim bunu yap. Sol direkt diyeceğim at falan filan gibi. Bu böyle miniklerden başladı. İşte artık böyle basit şeyleri yapmaya başladıkça ben dedim ki acaba biraz daha hani zor şeyler deşem yapabiliyor mu falan. Ondan sonra işte yok böyle sanki şey tekme şey döner tekme falan filan derken artık böyle bir iyi bir iletişim yakaladık Umut'ta ve ben böyle kendim de bu tarz dövüştüğüm için videolardan falan görüyorsunuzdur. Biraz böyle benim stilimi de ona nakletmiş olduk bir anlamda arkadaşlar. Çünkü ben kendim ringde olsam ben de mesela öyle yeri geldiğinde taklayla yeri geldiğinde dönerek falan vuruyorum. Ben de tam o an o vurulur gibi işlediğince Umut'a söylüyorum, Umut da yapıyor. Yani buradan izleyen bazı arkadaşlar şunu diyebiliyor ya işte çok havalı, dalga geçiyor falan. Bu aslında arkadaşlar şöyle diyebilirim. Mesela birisi normal top oynayabilir. Birisi de Neymar'dır, anladınız mı? Böyle hareket yapar şey yapar. Onun doğal olduğu, normal olduğu. Ben Umut'un artık dövüş stili bu yönde oldu arkadaşlar. O yüzden kimse de yani egolu şu bu demesin Umut'u tanımayanlar. Her maçta da böyle belki bundan çekinip Umut'un yanına gelmeyenler oluyor, ben fark ediyorum. Ya bana Instagram'dan yazıyor sonra. O yüzden ben şu gördüm ama gelemedim falan. Hani böyle diğer arkadaşlar gibi egolu değiliz arkadaşlar. Biz de yani mahalle çizgiyoruz. Biz de buralardan geçtik, buralarda büyüdük. Herkesle oturuyoruz, sohbet de ediyoruz. Hiçbir zaman çekinmenize gerek yok. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Umut da çok efendi bir çocuktur yani. Gelip tanışabilirsiniz her zaman. Maç dışında da aşağıda da ringin aşağısında hiçbir zaman kendini bozmuyor. En azından ben öyle düşünüyorum. Ha varsa bir hareketi tabii söyleyeyim bakalım. Bizim bilmediğimiz bir şeyler yapıyor mu? Yapıyor mu lan? Yok hocam, yapmam. Yapma zaten. Sporcu dediğin arkadaşlar ahlaklı. Edepli olacak. Ringde ne bileyim futbol şansında, basketbol şansında şovunu yani kurallar çerçevesinde yapabilir. Bu onu egoist yapmak arkadaşlar. Altta inince halkın arasına karıştığında yaptığı davranışları onu egoist yapar. Yani ringden indiğim zaman yine sporcu sarılıyorsa, büyük büyük hareketler yapmıyorsa, ne bileyim başka hocalarımız geliyormuşsa, yani Şeram'ın Şaban'ı eksik etmiyorsa bu işte güzel bir karakterdir. Biz de sporcularımıza bunları vermeye çalışıyoruz. İnşallah verebiliyoruzdur arkadaşlar. Bu da böyle bir maçtı. Şimdi bu bir sonraki maçta final maçımız olacak arkadaşlar. Ne kadar uzun sürer ya da ne kadar bir maç yapabiliriz bilemiyorum. Çünkü bazen maçlar çok kısa sürüyor arkadaşlar. Bir sonraki videoda yine görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Videolara da bol bol like atın arkadaşlar. 20.000'de olduk. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Varsa çekmemizi istediğiniz videolar yazın. Bu ara çok yoğunuz yani maçlarda. O yüzden normal videolara nefes alamıyoruz arkadaşlar. Hep böyle maç videosu görüyor olabilirsiniz. Şöyle bir rahatladığımız döneme girince çok aç kaldı. Ondan sonra hem maç hem de çok farklı içeriklerde karşımda olur inşallah. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bizlere de destekleyin. Instagram'ları da buradan takip edebilirsiniz. Bay bay.